Herkese merhabalar. Ben Çağrı. Yepis yeni bir Raid Shadow Legends videosuyla karşınızdayım. Bugün Official Discord sunucusunda yayınlanan birkaç özellik hakkında bilgi vermek istiyorum. 3.2 patch yamasının notları biraz daha netleşmiş durumda. İlk olarak giriş yapmadan önce şundan bahsedeyim. Yeni gelecek güncelleme ile birlikte artık Clan Boss'a girdiğimiz zaman otomatik olarak başlamayacak. Bazı kendimize göre hesaplamalar yapıyorduk. Direkt başlamamamız gereken, direkt buff'ları kullanmamamız gereken durumlarda, örneğin mezar hemen kalkan açıyordu ve açmaması gerekiyordu. Bunu artık direkt manuelden başlatacak. İstersek kendimiz otomatiğe alacağız. Bunun yanında pek çok yeni karakter ekleniyor oyuna. Hemen şurada ekran görüntüsünü aldım. Bir arkadaşımız Engin Erden isimli arkadaşımız. Oyunun cılkı çıktı. Daha Valkür şehit badal alamadık. 2 senedir durmadan yeni efsaneler çıkarıyorlar. Mahzen de durur artık. Bunlar gibi çok başarılı bir yorum yapmış. O zaman böyle düşünen arkadaşlara kötü bir haberim var. Pek daha çok karakter geliyor. Hemen gelecek karakterlere bir göz atalım. Önceki yaptığım gibi hepsini tek tek oturup uzun uzun Türkçe'ye çevirmeye uğraşmadım. Çünkü gerçekten inanılmaz yoruyordu beni. Ama burada anında çeviri yapa yapa size götüreceğim. İyi kötü idare edecek kadar bir İngilizcem olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de çeviriyi direkt bu şekilde yapacağım. Kısa süre sonra güncellemelerin geleceğinden bahsediyor. Pek çok muhteşem karakter olduğundan, kalıcı olarak günlük girişlerin geleceğinden, bazı hayati kalitemizi arttıracak güncellemelerden bahsediyor. Hadi bakalım diyor. İlk kısım, ilk bizim gözümüze sokulan kısım yeni şampiyonlar kısmı. Bir sürü yeni şampiyon ekleniyor. Ama beni üzen bir şey gördüm. Hemen bir göz atalım. Ork, kertenkele adamlar. Ork. Cücelere bir tek bu karakter eklenmiş. Onun dışında Sancak Bey'i, Ölümsüzler, Barbarlar, tekrardan Sancak Bey şeklinde gidiyor. Bu insanlar acaba ne zaman lanet olası cüce endeksine yeni karakterler ekleyecekler? Çok az karakter var. Bende zaten yok. Biliyorum hepiniz dalga geçiyorsunuz benimle bu konuda. Ama hala eklemiyorlar yeni karakterler. Yani gelip artık buralara ekliyorlar. Şimdi orkları kastırmaya başladılar. Ve beni neden üzüyor bu durum? Bir kertenkelelerden iki tane orklardan geliyor. Ben yakın zamanda kertenkeleleri ve çok daha yakın zamanda orkları tamamen bitirdim. Bu gelen karakterler benim açıkçası bir tık canımı sıktı. Neyse karakterleri inceleyelim. Bu tabii benim kişisel bir sorunum. Güç tipinde bir ork ve atak klasmanında bir şampiyon ekleniyormuş. Orklarımızın durumu ne alemde bir bakalım. Güç tipi iki karakterimiz varmış. Bunun yanında atak tipindeymiş. Güçlerimizden saldırıda olan aynı benzer bir robar varmış. Kamu karakterimizin özelliği ne? Gigantic Cleavers, devasa baltalar gibi bir adı olsa gerek. Satır, satır diyeyim Cleavers'a. Bir kişi iki kere vuruyormuş. %35 şansla bir turluğuna stun indirebiliyormuş. Kral Gorok, dönüş metresi %50 veya daha azsa bu şansı %50 arttırıyormuş. Yani şöyle düşünün. Dönüş metresi %50'den az olan bir karaktere %85 şansla sersemletme verebiliyor. A1 için güzel bir özellik. Ama nasıl yapay zeka çalışıyor bilmiyorum. Bunu otomatikte de değil de manuelde oynarsak daha kullanışlı olabilir. Hack to Beat bir düşmana 4 kere saldırıyormuş. Her bir kritik vuruş Gore Maker özelliğinin %50 şansla bekleme süresini bir tur azaltıyormuş. 4 turluk bir özellik 3 tura düşürülüyormuş. Gore Maker'ımıza bakalım. Bütün düşmanlara saldırıyormuş. Bütün düşmanların defansının %20'sini yok sayıyormuş. Ve karakterdeki her bir buff için %5 daha fazla defansı yok sayıyormuş. İnanılmaz hasarlar çıkarabilecek. Aynı zamanda bu beceride attığımız kritlerle bunun şansını inanılmaz arttırabileceğiz. Güzel bir atak şampiyonu gibi. Ultisi ise savaş makinesi. Bu şampiyonun hızını 6 ve kritik damage'in %7 arttırıyormuş. Karakter her bir şampiyon öldürdüğünde %30'a kadar hız ve %35'e kadar kritik damage'imiz stacklenebiliyormuş, birikebiliyormuş. Bu şampiyon ölürse de bu stacklerimiz sıfırlanıyormuş. Yani tekrar diriltirseniz yeniden kasmanız lazım diyor. Her ne zaman bir düşman yeniden hayata döndürülürse diyor, bu şampiyonun %30 dönüş metresini dirilen karakter başına arttırıyormuş. Aynı zamanda arttırdıktan sonra da %50 increase atak arttırma ve %30'luk bir kritik damage arttırma buff'unu da bu karaktere koyuyormuş.
Aslında sağlam vurucu bir karakter gibi duruyor. Ama oyunun sıkıştığı nokta şu. Şu an herkes deli gibi Lydia'yı almak için karakter kasma peşinde. Herkesin öncelikli amacı grup savaşlarını bitirmek. Onun dışında ben bu karakteri nerede kullanabilirim? Onu düşünüyorum. Hani arenada kullanılabilir güzel bir karakter gibi durmasının yanı sıra arenadaki de takımım sağlamsa, örneğin Folin bilmem neyim varsa, karakter ne olacak? Mahzende duracak. İlk başta arkadaşın dediğine galiba dönüyor gibiyiz. Bir sonraki karakterimiz Roxanne. Roxanne bir efsanevi büyü tipinde atak ve kertenkele adamlardan bir karakter. Kertenkele adamlara göz atıyoruz. Büyü türünde bir tek Dracomorph gözümüze çarpıyor ve saldırı türünde aynı zamanda tek büyü tipi şampiyonumuza Dracomorph. Dracomorph'a rakip mi? Hemen bir göz atalım. Dracomorph aslında atak şampiyonundan ziyade bir zehirci ve defans kırıcı olarak kullanıyoruz. Bu oraya bir alternatif olabilir, bir hasar çıkarıcı olarak. Bir düşmana saldırıyormuş. %50 şansla bu şampiyonun dönüş metresini %10 arttırıyormuş. Aynı zamanda %50 ki bu %60'a çıkıyormuş. Kritik vurduğunda kendine bir kusursuz örtü buff'ı veriyormuş. A2'miz ise bir düşmana saldırıp dönüş metresini %50 arttırıyormuş ki bu %75'e çıkıyor. Yo pardon, çıkmıyor. Hayır. Yanlış okuduk. %50 bir dönüş metre arttırıyor. Bu şansını arttıran bir özellik. Bu iki buff'ı, bu iki özelliği %75 olan şansları %100'e taşıyor. Bana diyor ki %100 şansla bu karakter örtü veya muhteşem, mükemmel örtü altındaysa taplandığını varsayarak %100 şansla stunlıyormuş. Örtü altında değilse de %100 şansla uyutuyormuş. Güzel bir özellik, uykuyla sersemletme arasında sadece tek bir düşmanı oyundan düşürmeye yarayan bir özellik. Aynı zamanda Veil'siz, yani örtüsüz saldırırsa bu karaktere 2 turluğuna örtü veriyormuş. Kusursuz örtü veriyormuş diyelim. Flicker Step örtü veya muhteşem örtü, mükemmel örtü altındaysa tüm düşmanlara saldırıp aha işte Draco'yu andıran özelliklerden birisi, tüm düşmanlara saldırıp %75 şansla kitapla %100'e çıkıyor. 5 turdan 4 tura düşüyor. Bu bir tık Draco'dan uzaklaşmış aslında. Draco çünkü 3 turdu. Defans kırma ve zayıflatma veriyormuş. Aynı zamanda 2 tur düşürüyormuş. Jungle en baş şu özelliğin de beklemesini 2 tur düşürüyormuş. Eğer kusursuz örtü veya örtü altında değilse de bir düşmana saldırıp gene %100 şansla kitaplandığı zaman gene defans kırma ve sersem zayıflatmayı veriyormuş. Aynı zamanda bu şampiyona 2 turluğuna yine kusursuz örtü veriyormuş. Bu karakterin tek amacı örtülmek gibi duruyor. Örtülmeyi amaçlıyor. Örtülü ise şu, örtülü ise, örtülü değilse bu tarzında ilerleyen bir karakter. Mesela örtülü ise alan olarak defans kırıyor. Örtülü değilse tek bir kişiye bunu yapıyor. Örtülü ise stunlıyor, örtüsüz ise uyutuyor. Devam edelim. Zaten anladığımızı varsayıyorum. Biraz saçma şalalak anlatıyorum, kusura bakmayın. Ben de şu an ilk kez göz atıyorum. İlk tepki aslında bu. Eğer bu şekilde memnun değilseniz ayrıca inceleyip tekrardan videosunu çekebilirim. Biraz sersem gidiyor derseniz. Chameleon bu da sanırsam şey demekti. Kertenkele gibi. Bu kelemon gibi bir anlamı var. Bu şampiyona bir turluğuna blok debuff ve güçlendirme veriyormuş %25'lik. Ardından %15'lik devam eden iyileşmeyi veriyormuş. 2 turluğuna. Tamam, diyor ki bu şampiyon örtü veya kusursuz örtü altındaysa diyor ki bize bir turluğuna blok debuff, bir turluğuna güçlendirme, aynı zamanda 2 turluğuna da %15'lik bir devam eden iyileşme buff'u veriyormuş. Yine diğer becerileriyle bir çalışan bir özellik. Aslında bu karakter de Doom Tower'da ve arenada etkili olabilecek gibi duran bir karakter. Tabi asıl statlarını da görmemiz önemli ama Doom Tower'a yönelik bir karakter gibi duruyor şu anlık. Aurası ise Doom Tower'daki kritik oranını %23 arttıran bir aurası var. Roxanne da böyle bir karakter. Geçelim. Iron Brago'yu aslında bir önceki videoda incelemiştim. Hızlıca bir göz açacak olursak bu da ruh tipinde bir defans orku. Hemen orklara gidelim. Orklarda ruh tipinde ve defans içeren hiçbir efsanevi karakter yoktu. Bu boşluğu doldurduğunu önceki videoda da söylemiştim. Bir düşmana saldırıyor. %20 şansla tüm buffların süresini bir turluğuna azaltıyor rakipteki. İkinci özelliği defansı arttırıyor 3 turluğuna. Sonra bir düşmana saldırıyormuş. %75 şansla stun yerleştirebiliyormuş bir turluğuna. Bu turun sayısı girmiş araya. 4 turluk olduğunun. 3 turluk bir defans arttırışı, 4 turluk bir bekleme süresi. Bir %75 şansla ki bu %100'e çıkıyor. Bir turluğuna stun veriyormuş. 2 veya daha
Çok buff altındaysa da 2 turluğuna stun veriyormuş. Bu üst düzey bir stun. 2 tur stun demek, tekrardan söyleyeyim, karakteri bitirmek demek aslında. Tüm düşmanlara saldırıp aynı zamanda %50'den %75'e çıkan 75 şansla bir kışkırtma veriyormuş bir turluğuna. Aynı zamanda %50'lik bir atak azaltma buff'ını da Brago defans artışı buff'ı altındaysa sağlıyor. Yani defansını arttırdıysanız bu özelliği kullandıktan sonra ataklarını da azaltıyor. Rakiplerin bir oran vermemiş %100, yani isabeti geçmeniz önemli. Pasifi bütün kankalarının defansını bu kendi kankası kendi defansı kadar %10'unu kadar arttırıyormuş. Aurası ise Doom Tower'daki tüm savaşlarda müttefik defansını arttırıyor. Yine Doom Tower'a yönelik bir karakter. Daha aslında 3 de Doom Tower için kullanışlı efsanevi karakterler. Bundan sonra İncelememiz bir tık daha kolay olacaktır. Çünkü bu kadar detaylı 5-6 becerili olmayacaktır. Epic karakterlere geçiyoruz çünkü. İlk karakterimiz benim umarım alırım dediğim bir cüce karakteri. Melga Steelgridle, ruh tipinde bir can tipinde. Aynı zamanda bir cüce. Hemen cücelerimize bir göz atalım. İniyorum aşağıya. Cücelerin Epic'inde ruh tipinde bir can şampiyonu yok. Zaten hiçbir şampiyonu arayın ki bulabilirsiniz. Nadirlere kadar inmeniz lazım. Ruh tipinde de tek bir tek bu taş kırıcı mıydı? Taş kırıcı varmış. Bir düşmana saldırıp %50 şansla random. Bir takım arkadaşın üzerindeki rastgele bir debuff'ı kaldırıyormuş. Bir dezavantajı kaldırıyormuş. İkisi ise bütün müttefiklere 2 turluğuna bu şampiyonun max canının %20'si kadar bir kalkan veriyormuş. Grup savaşlarında çok işinize yarayabilir. Aynı zamanda da bütün müttefiklere 2 turluğuna %15'lik bir sürekli iyileşme veriyor. Bu da gayet güzel. Bu da takımı tamamen hayatta tutuma yönelik bir beceri gibi duruyor. Bu da muazzam. Harbiden muazzam. Ben direkt geliştirilmiş halini, yükseltilmiş halini söyleyeyim. Zaten kullanacaksanız yükselteceksinizdir. 2 tane rastgele müttefiki diriltiyormuş. %20 can ve %20 dönüş metreyle. Aynı zamanda 2 turluğuna kendi canının bu dirilttiği karakterlerin maksimum canlarının %30'u kadar da %30'una eşit de bir kalkan veriyormuş. Grup savaşlarını bitirmek için muazzam bir karakter. Adı neydi? Maoli miydi? Maoli'yi bulamadıysanız diriltmemiz yok diye üzülüyorsanız bu karakter aradığınız bir karakter olabilir. Diriltiyor, iyileştiriyor, kalkan veriyor, can veriyor. Aynı zamanda aurası da %15'lik bir can artışını bütün savaşlarda veriyor. Muazzam bir epik karakter olmuş. Umarım bulurum da işime yaramayacak ki. Zaten bunu da füzyonla verdim ama işine yarayacak insanlar illaki vardır. Devam edelim. Chancellor Yasmin. Umarım Chancellor. Chancellor diyeyim. Chancellor Yasmin. Bir sancak beyi karakterimizmiş. Bir support destek tipinde bir güç karakteriymiş. Destek destek destek. Bir desteğimiz yenekten alamadığımız karakter. Bir desteğimiz de bu. Bir desteğimiz de bu. Savaş dökümcüsü varmış. Aynı zamanda Geyik Şövalye varmış. Bunların yanına eklenen bir güç tipi karakter, güç tipi bir desteğimiz yok imiş. Buraya eklenmiş. Tekrardan yükseltilmiş halini söylüyorum. Bir düşmana saldırıyormuş. Aynı zamanda aktif bir buff'u yoksa karakterin ekstra bir vuruş daha yaptığı bir A1'i var. Normal, dümdüz, basit bir olay aslında. Büyütecek bir şey yok. A2'si bir karakteri, bir müttefiki max HP'sinin %40'ı kadar iyileştiriyormuş. O karakterin HP'sinin %50 veya daha azsa canı da %60'ı kadar iyileştiriyormuş. Bu da aslında Setalya'ya benziyor. Setalya da belirli bir canın üstündeyse tüm takımı iyileştiriyordu. Bu da belirli bir canın altındaysa iyileştiriyormuş. %50'nin altındaysa 160 kadar iyileştiriyor diye geçelim. Burning Chant %50 şansla, bu %75'e çıkan bir şans. Bütün bufflarını siliyormuş karşı rakibin. Ardından bir turluğuna uyutma veriyormuş. Aktif buff'ı varsa buff'ını kaldırdı. Acayip Setalya'ya benziyor. Setalya'ya hemen bir göz atalım. Setalya'da ne yapıyordu? İyileştiriyordu. Ve belirli bir canın üzerine de iyileştirme veriyordu. Karşının tüm buff'larını kaldırıyordu. Bu da çok benzer. A1'i düz vuruyor. Bu sadece HP yanına veriyordu. Minik bir Setalya yapmışlar. Aslında Bannerlord'ları, Sancak Beylerini bitirmek için bu iki karakteri supportlayıp bundan sonrasında atak çakıp bitirilebilir bir karakter olmuş. Vagot yeni karakterimiz, Hortlak sürülerinden kime benziyor derseniz şu şişko arkadaşa benzeyecek. Sanırım Tombul Kadavra'ya, bayağı amcasının, oğlunun, dayısının kızı falan olabilir. Kasklarındaki şu yaralı bölgelere kadar aynı yapmışlar.
Ruh tipinde bir can şampiyonuymuş. Bunu da epik olduğunu unutmayalım. Ruh tipinde bir şampiyon, iki şampiyonumuz varmış. Bir can şampiyonumuz yokmuş. Yine buraya eksiye yönelik. Ama daha ne kadar bu gruba karakter çıkaracaksınız diyor insan bu grubu. Ha ben bitiremedim. Bitirmeye de uzağım. Elimde çok karakterim yok ama bu karakter artık buraya yeter. Bir düşmana 3 kere saldırıyormuş ve her vuruş düşmanın üzerindeki %30, %40'a çıkan bir şansla bir tane rastgele debuff'ı bir tur daha uzatıyormuş. Küçük bir vezir aslında duruşu. 3 kere vurdu. %40 şansla bir tane rastgele debuff'ı uzattı. Narnanın da aslında Narnanın küçüğü gibi. Kasılır mı? Klamboz için gibi dursa da bilmiyorum. Diğer becerileri okumak lazım. Tüm düşmanlara saldırıp %60 şansla %75'e çıkıyor. Bir turluğuna kışkırtma veriyor tüm düşmanlara. Aynı zamanda %60 ki %75 çıkan bir şansla atak kırma veriyormuş. 4 turlukmuş. Ha, kışkırtma alan karakterlerin atağını kırıyormuş. Yani hem bana saldırın hem daha az vurun diyor bu karakter. Üçüncü özelliğimiz bu şampiyona ne zaman saldırılırsa bütün müttefiklerini aldığı hasarın %50'si kadar iyileştiriyormuş. Boss saldırılarındansa aldığı hasarın sadece %25'i kadar iyileştiriyormuş. Bu karakter diyor diğer karakterlerin aldığı iyileşmenin yarısı kadarını alır gibi bir şey diyor burada da. Pasifi ise ne zaman diyor saldırıya uğrarsa diyor karşıya bir sömürme debuff'ı bırakıyormuş. Sömürmenin Klambos'a ne kadar etkili olduğunu bildiğinizi düşünüyorum. Eğer diyor saldıran kişi diyor kışkırtma debuff'ı altındaysa bu karakterin kışkırtması %70 ki %100'e çıkan bir şansla rastgele bir becerisinin bekleme süresini arttırıyormuş 2 turluğuna. Her seferde bir kere çıkıyor. Bunun bir pasif olduğunu unutmayalım. Kışkırttığınız bir karakterin %70 şansla rastgele bir skillinin bekleme süresini 2 tur arttırıyormuş. İlginç. İlginç bir karakter. Kullanım alanını aslında tam çıkaramadım. Tam doğru da çevirememiş bile olabilirim. Artık rakamlar, harfler, sayılar gözüme girmeye başladı. Hızlıca bir özetlersek debuffları uzatıyor, kışkırtıyor, kışkırttıysa atağını kırabiliyor. Aynı zamanda hasar aldıkça iyileştiriyor ve kışkırtılmış taraf şekilde hasar aldığında da adamların bekleme sürelerini arttırıyor ve sömürme veriyor. Kullanışlı bir karakter gibi duruyor. Aslında bunu kullanacağınız etkili yerlerden biri yeterince efsane bir karakter. Bulamadıysanız grup savaşları da olabilir. Daha ne kadar karakter var? Oho! Acayip karakter var. Acayip karakter eklenmiş. Armina. Armina tekrardan bir barbar. Barbarlara göz atalım. Barbarlar da büyü türünde bir atak şampiyonuymuş. Atak şampiyonlarımız var ama büyü türünde atak şampiyonumuz var. Aynamız varmış. Buraya gelmiş bir kişiye saldırıyormuş. %35'ten %45'e çıkan bir şansla stunlıyormuş. Bu kadar basit. Bütün düşmanlara saldıran bir A2'si var. %75 şansla ki %100'e çıkıyor. Defans kırıyormuş. 2 turluğuna ve defansı kırık şampiyonların dönüş metresinin %7,5'unu çalıyormuş. İlginç. A3'ü ise bütün düşmanların dönüş metresinin %20 düşürüyormuş. %75 şansla ki %100'e çıkıyor. Bir turluğuna stunlıyormuş eğer dönüş metrelerini tamamen bitirdiyse. Pasifi ise karşı takım stun yedikçe bu karakterin dönüş metresini %10 arttırıyormuş. İlginç bir karakter. Geçelim. Benim sanırsam bu olması lazım. Hemen bir tekrardan göz atayım. Şu karakter güzel. Sangulina. Ama ben çok beğendiğim karakter şöyle bir ufacık göz attığımda bu Ursula. Ursula the Mourner. Tek kötü yanı hiçlik tipinde olması. Bir destek karakteri. Sancak beylerine tekrardan bir göz atalım. Hiçlik tipinde 3 karakterimiz vardı ama bu şekilde bir destek karakteri yoktu. Tamamen grup bitiren karakterlerden bir diğeri de bu. Bir düşmana saldırıp dönüş metresini %10 azaltıyor. %40-55 şansla. Bu çok önemli değil ama diğer becerileri hoş duruyordu. Bütün düşmanlara saldırıp %100 şansla ataklarını tamamen kırıyor. 2 turluğuna. Aynı zamanda dostlarının da atağını 2 turluğuna arttırıyor. Muazzam. 4 turdan 3 tura düşüyor. Bu da çok muazzam. Neden Sancak Beylerinde bu kadar kullanışlı ve çok beğendim? Requiem özelliği. Bütün müttefiklerini
%75'lik bir canla tekrardan diriltip dönüş metresinde %50'yi çıkarıyormuş. Bu grupta bunu yapan kimse yoktur Raglin hariç. Bu kadar sağlam şekilde. Raglin bunu muazzam yapan bir karakterdi. Tek kötü yanı 5 tur olması. Ama grup savaşları için aslında bu yeterli. Kendiniz ayarlarsanız oynayan karakterler için turu düzgün şekilde bekletip ayarlarsanız işinizi çok fazla görür. Aynı zamanda dostlarına %60'lık bir defans arttırışı, %25'lik bir güçlendirme ki oyundaki en önemli özelliklerden biri. Çünkü aldığınız hasarı direkt %25 azaltıyor. Aynı zamanda defansınızı da arttırdı. Veriyormuş 3 turluk. Aynı zamanda bu özellik muazzam bir karakter. Aynı zamanda Doom Tower'daki hızı da %24 arttırıyor. Bu karakteri istediğim karakterler listesine atıyorum. Hatta Bannerlord'larda bitirmek için ne kassam diyordum. Dördüncü karakterim şu Hordin yerine. Mutlaka bu karakteri elde ettim gibi kasacağıma emin olabilirsiniz. Anax gene Hortlak sürülerinden bir karakter. Hortlak sürülerinden atak ve ruh tipi bir karakter. Yokmuş. Hiç yokmuş. Efsaneveler çokmuş ama epimiz yokmuş. Bir düşmana iki kere saldırıyormuş. %30 şansla her biri vuruş ki %35'e çıkıyor. Defans azaltma veriyormuş. Güzel. Defans azaltan bir karakter. Hoş abiriyle. Yine bir düşmana iki kere vuruyormuş. %75 şansla %50'lik bir isabet azaltması ve %5'lik bir 3 turluk bir zehir veriyormuş. 3 turluk zehir 3 tura düşüyor zaten bu becerisi de. Şansı da %100'e çıkıyor. Güzel. Hoş bir özellik bu da. Bir düşmana saldırıyor. Ya bunların tek kötü yanı bir düşmana saldırıyor. Bütün özellikleri bir düşmana saldırıyor. %100 şansla zayıflatma veriyor. Defans azalttı, isabet azalttı. Burada da zayıflatma verdi, zehir de verdi. Aslında kompakt bir karakter olmuş hepsi bir arada. Ve verilen hasarın %50'si kadar bu karakteri iyileştiriyor. Bu da 3 tura düşüyor, bu da 3 tura düşüyor. Güzel. Pasif etkisi ise canı %75'in altına düştüğünde bu karaktere bir 2 turluk defans arttırma veriyormuş. 5 turluk beklemesi var altını çizeyim. %50'nin altına indiyse de atak arttırması veriyormuş. Zaten atak şampiyonuydu. Güzel. Canı şu kadar arttığında defans artıyor, şu kadar arttığında atak artıyor diyebiliriz. Aynı zamanda ekstra tur alıyormuş. Canı %10'un altına düştüğünde gayet güzel. Aslında bir ölümsüz takıma için mesela arenada kullanıyorsa ölümsüz takımınız var. Tak 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 bu karakteriniz gayet güzel iş görebilir. İsmi Anax. Fahrakin the Fat. Şişko Fahrettin. Şişko Fahrettin diyeyim. Barbarlar. Yine barbarlar. Aslında orklar, barbarlar ve hortlak sürülerinin dışına çok çıkamadık. Ha bir de sancak beyleri var altını çizeyim. Barbarlarda bir atak tipinde ruh bir şampiyon. Atak ruh yokmuş buraya. Bu da yine bir özellik olarak gelsin. Bir düşmana saldırıp %50 şansla defansını kırıyor bu da. Bu da güzel. %50 şans. Bir düşmana saldırıp Klambos karakteri gibi duruyor ilk bakışta. Bir düşmana saldırıp %75 ki %100 şansla HP yanı ve 2 tane 2 turluk zehir bırakıyormuş. 3 tura düşüyor. Tam bir Klambos gelişi. A1'i ve A2'si. Aynı zamanda A3'ü ise beatdown yere yıkmak gibi bir anlamı olsa gerek. %30'luk bir kritik oranı arttırma ve %30'luk bir kritik damage'i arttırmayı bu şampiyon hariç bütün müttefiklerine veriyormuş. Aynı zamanda bu şampiyon hariç bütün müttefikleri de rakibe saldırıyormuş. İlginç. Hedeflediği düşmana. Yani bir düşmanı hedeflediniz. 4 turluk bir beklemesi var. Kendisi hariç müttefiklerinin kritik damage'lerini ve kritik oranlarını arttırıp 3 turluğuna aynı zamanda onları saldırtıyormuş. Çok ilginç bir karakter. Gene Klambos kokan bir karakter. Bunu neden yapmış olabilirler? Direkt ele ataktan kaçınmışlar. Çünkü büyük ihtimalle defans kırdığı için. Pasifine göz atarsak da body block, vücut bloklaması gibi bir anlamı varmış. Bu şampiyonun aldığı diyor tüm hasarı %20'sini dostlara yayıyormuş. Yani aldıysan %20'sini dostlarına veriyormuş. Bu hasar bütün dostlara eşit olarak dağıtılıyormuş. İlginç bir karakter. Çok ilginç. Klambos'ta kullanılır mı? Bence kullanılır. Bence gayet de hoş bir karakter. Klambos takımına karakter arayanlara müjde. Lanet olsun yine orklardan. Duck the Pierced diye bir karakterimiz. Hemen açalım. Orklar kısmımıza geçtik. Gene büyü tipinde bir defans şampiyonu. Orklar defans yoktu. Buraya gene bir karakter. Bir düşmana iki kez saldırıp %30 şans rakibi %40'a çıkıyor. İki turluğuna isabet azaltıyormuş. Çok bir özelliği yok. Bütün düşmanlara saldırıp ki %100 şansa çıkan iki turluğuna atak azaltma. Aynı zamanda defans azaltma veriyormuş. Kritik vuruşlarında. Bu da iki turluğuna. Bir diğer özelliği hedeflediği düşmana
kışkırtma veriyormuş. %75 şansla. Aynı zamanda %75 şansla da rastgele 2 tane daha düşmana veriyormuş. %30'luk bir hasar yansıtma buff'ını 2 turluğuna ve aynı zamanda öldürülemez buff'ını da 1 turluğuna bu karaktere veriyormuş. Çok ilginç, psikopat görünüşlü garip bir karakter. Grup savaşlarında %31'lik bir defans artışı da sağlayan bir karakter. İsabet kırdı. Atak ve defans kırdı. Kritik vurursa kışkırttı. Atak yansıtma bölümsüzde kendi halinde ilginç bir karakter. Sanguinia. Sanguinia da bir değişik bir tip. Kutsal düzen. Kutsal düzen karakteri görmemiştik. Büyü tipinde bir, tekrardan bakalım, epik. Büyü tipinde bir destek karakteri. Destek karakteri büyü tipinde bir adet, iki adet varmış karakterimiz. Bir düşmana 3 kere saldırıyor. Her bir vuruş %20 şansla 2 tane buff'ın, 2 tane rastgele buff'ın bir tur azalmasına sebep oluyormuş. %30 şansa çıkıyor. %30 şans vuruyor. Rastgele buff'larını azaltmaya yarıyor. Güzel. A2'si ise bir turluğuna blok debuff veriyormuş tüm müttefiklerine. Gayet güzel. Hatta baya güzel. Ve 2 turluğuna da devam eden iyileşme veriyormuş. 4 turdan 3 tura düşüyor. Başarılı. A3'ü ise bir düşmana saldırıp %75 %100'e çıkan bir şansla bütün debuffları hedef karaktere yansıtıyormuş. Bu şampiyon hariç de bütün debuffları siliyormuş. 4 tur gayet güzel. Kendindeki debuffları saldırıdaki kişiye verip müttefiklerin debufflarını da kaldırıyor. Hoş. Hoş bir karakter. Süper mi? Değil ama hoş bir karakter. Bütün Doom Tower savaşlarında da isabeti arttıran 55'lik bir artış sağlayan bir özelliği var. Geldik son iki karakterimize. Old Hermit Jorok, Yaşlı Hermit Jork. Her neyse yine Ork. Artık bıkkınlık getirdi Orklardan. Yine epik bir karakter. Ki hiç az bir aslında epik oranı da yok. Yine eklemişler büyü tipinde bir destek. Büyü tipinde karakter aslında çok azmış. Biraz bu yüzden doldurmak istemişler. Sadece efsanevi Galek vardı. Hemen bakalım, bir düşmana saldırıyor. %40 şansla 2 turluğuna HP yanına veriyor. Dümdüz bir özellik. Setalyan'ın abirine benziyor. A2'si %50 şansla %50'lik bir atak arttırmanın dönüş metrelerine bütün müttefiklerin %20 doldurup 2 turluğuna da atak arttırma veriyormuş %50'lik. 2 tane rastgele Ela'yı müttefikini %60 canla iyileştirip dönüş metrenin %40 dolduruyormuş ve aynı zamanda 2 turlukta kusursuz örtü veriyormuş. Ork grubunu bitirmek isteyenlere bir müjde daha, dirilten bir karakter eklendi. Şaman artık tek tercihiniz olmayacak bu grupta. Ogryn kabilelerine bir Ugo diye bir ilginç bir karakter, yeni bir grup gelmesi yine sevindirdi. Benim Ogryn kabilelerim de birazcık hoş değil. Büyü tipinde bir destek şampiyonu. Büyü tipinde tek şampiyonumuz varmış, savunma. Buraya eklenmiş sıfatsız bir arkadaş. Karael bir düşmana saldırıp %35 şansla 2 turluğuna sömürtüyormuş. Yaşayan düşman başına bu şans %5 artıyormuş. Bütün düşmanlara saldıran bir A2'si var. %75, %100'e çıkan bir şansa. Defans kırıyormuş 2 turluğuna. Aynı zamanda %50 şansla buffları bloklama özelliği veriyormuş ki %75'e çıkıyor. Aynı zamanda yaşayan düşman başına blok buff verme, buffları bloklama, debuff'ı verme özelliği de %5 artıyormuş. Ne kadar çok düşman o kadar iyi diyebiliriz bu karakter için. Aslında örümcek için kullanışlı gözüküyor ama bütün kitinin uyumlu olması da tabii önemli. Çünkü çok karakter bu karakterin çok işine geliyor. Ne diyebiliriz? Doom Tower'da tur başına 5 karakter geldiği için belki işinizi görebilir. Dostlarındaki iyileşme engelleme debufflarının hepsini silip ve aynı zamanda bütün müttefiklerin bir tane de rastgele debuffını silip ardından onlara %20'lik bir iyileştirme yapıyormuş. Bu şampiyonun maksimum canına göre ilginç. Bütün müttefikleri ölüyse, tamamı ölüyse diyor, %50 canla onları diriltip %50 de dönüş metre veriyormuş. Bu karakteri inanılmaz abanıp kasarsanız bütün karakterler ölse bile onları diriltiyormuş. Ugo'nun Brave. İlginç. Kullanışlı mı? Yani. Grup savaşlarında belki. %30 şansla hız arttıran bir pasifi varmış ve blok damage buff'ını bu şampiyona bir turluğuna veriyormuş. Yaşayan son müttefiki de öldüğünde. Şöyle, bütün müttefikleri öldü mü karaktere bir hasar engelleme ve hız arttırma verip anında da bunları canlandırıp anında da şunları yapan böyle garip bir karakter. Ogryn kabilelerine bir iyileştirici. Daha yakın zamanda bir iyileştirici eklenmişti öğütücü isminde. İşte şu becerisiydi. Bir tane daha gelmiş, eksikliği görmüş olsalar gerek. Tüm karakterleri inceledim. Video sanırım çok uzun oldu. Beni de bayağı yordu aslında. Anında çeviriyor olmak. Kusura bakmayın bu kadar uzadığı için. Ben sizin için bölüm 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 ayıracağım bu karakterleri. Günlük girişlere bu son ekleme diyor. Ama korkmayın diyor.
bir şey almanın sonu değil diyor. Artık sürekli olarak devam edecek, tekrarlayacak diyor. Geçtiğiniz kısımları kaybetmeyeceksiniz diyor. Bize aslında burada diyor ki önceki ilerlemelerinizi kaybetmeyeceksiniz. Sürekli tekrarlanan, tekrarlanan, tekrarlanan. Artık kalıcı hale getirdik, şikayet etmeyin, yeniler alıyor, siz de alacaksınız diyor. Son kısım olarak da karakter slotlarının 200'den 300'e çıkacağını söylemiştik ve item slotlarının da 700'den 1000'e çıkacağından bahsediyor ve klan boss'un artık otomatikte başlamayacağı, bunu en başta söyledim. Bu şekilde bir video yaptım, çok uzun oldu, tekrardan kusura bakmayın. Tüm karakterleri incelemeye çalıştım, kesip biçeceğim kısımlar elbette olacak. Belki video daha da kısalır. Şu anki haliyle 41 dakika. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.